Merhabalar arkadaşlar, ben Süleyman. Bugün sizlerle farklı bir konu konuşacağız. Bildiğiniz gibi Mayıs ayı Supercell'in doğduğu ay. Supercell'in diyorum, Brawl Stars'ın doğduğu ay. 2017 Mayıs'ta çıkmıştı oyun. O yüzden herkes zaten Mayıs'ta bir şeyler gelmesini bekliyordu. Ben de bunun hakkında size bilgi vermek için video çekeceğim. Supercell Instagram'da Brawl Pass diye bir şey paylaştı. Onun hakkında bilgi vereceğim kısaca ve güncelleme hakkında birkaç bir bildiğim şeyler anlatacağım. Öncelikle Brawl Pass nedir, ne değildir, kaç liradır bunlara cevap vermek istiyorum. Daha önceden yapılması planlanan ama Mayıs ayı güncellemesi beklenen bir güncellemeydi bu Brawl Pass. Nedir dersek, oyuncuya Brawl Pass'ı satın alan kişiye ekstra para, ekstra item, işte ekstra jeton vesaire. Seni diğer oyunculardan ayıran özellikler geleceğini düşünüyorum. Artıları kutudan mesela karakter çıkarma oranları artabilir. Karakter çıkarma oranları nedir derseniz dükkana girdiğimizde hemen göstereyim. Mesela Mega kutunun üzerine tıkladığımızda şuradaki I harfine tıkladığımızda gördüğünüz gibi mesela diyelim ki efsanevi savaşçının çıkarma oranı %0.1105. Bu oran Brawl Pass alan kişilerde daha da artabilir. Onun dışında ne olabilir? Brawl Pass üyelerinin oynayabileceği mapler, etkinlikler gelebilir. Kutulardan çıkan altın miktarı artabilir. Veya savaşta bize mesela 10 kupa verirken Brawl Pass üyelerine 12 kupa verebilir. Yani birçok yönüyle bizi yani o Brawl Pass biletini almayanları Brawl Pass alanlardan ayıran birçok özellik olacağını düşünüyorum. Bu özel onun dışında ücretine gelirsek ya birçok bilgi var bunun hakkında. Oynadığınız eğer Clash of Clans, Clash Royale oynuyorsanız zaten onlarda var bu şey. Clash Royale 10 ay önce geldi. Ancak işte Clash of Clans'ta yıllardır var. Kupa yolu diyorum. İşte Brawl Pass aldığınızda işte size özel böyle skinler veriyor falan. Böyle işte ne bileyim kitap veriyor Clash of Clans'ta. Aynı o mantıklı olacağını düşünüyorum. Yani bu oyuna orada da zaten fiyatı belli bir şey. İnternette birçok yerde de fiyatı hakkında bilgiler var. 4-5 dolar olacağı söyleniyor. Doların da Türk lirasına çevirdiğimizde 30-35 lira gibi bir fiyatı olacağını düşünüyorum. Bana kalırsa benim fikrimce yani bu Brawl Stars'ta yani kötü etkileyecek bir şey. Pay to win bir oyuna dönüştüreceğiz. Yani parası olan yine bayrağı önünde götürecek gibi bir mevzu olacak yani. Parası olmayan adam da yani almayacak kişi de yani yavaş yavaş ilerleyecek ve çok geri düşmeye başlayacak diğer oyunculara göre. Bence olmaması gereken bir şey. Yani zengini eğlendiriyorlar. Neyse yani benim düşüncelerim bu şekildeydi. Size direkt şimdi direkt şeye geçiyoruz. Güncelleme hakkında bilgi vereceğim size. Hemen geçelim. Bildiğiniz gibi Supercell bu ay Horus Boy'u getirdi. Solda gördüğünüz skin'i. Ancak Demonic Boy'u da yine getireceğini söylemişti. Bu ay güncellemeyle Demonic Boy'un geleceğini düşünüyorum. Bu siz de Google'a Supercell Make diye aratırsanız zaten bu şeylere ulaşabilirsiniz. Supercell bunları normal insanlar çiziyor. Bu siteye yüklüyorlar. Oyuncular da gelip oyluyorlar. Mesela gördünüz mü? 32.000 oy Horus Boy almış. 6.000 oy işte Demonic Boy almış. Türkçeleştirdiğinde Şeytan Boy gibi bir şeye diye geleceğini düşünüyorum. İşte Horus Boy geldi. Demonic Boy'u da kazananlar içerisine koydu ve onu da getireceğini söyledi. Hemen şöyle göstereyim size. Görünümü bu şekilde olacak. Bence çok manyak ötesi güzel bir şey. 3 boyutlu görünüm var. Gördüğünüz gibi. Bunun da geleceğini söyleniyor. Yani bu güncelleme ile birlikte. Onun dışında Supercell bir duyuru yaptı. Bibi ve Bee karakteri için çizim yapmasını istendi.
Tabi herkes çizimlerini yaptı. Şu anda bayrağı önde taşıyan iki tane skin var. Hani gördüğünüz gibi Bibi'nin altında 76 bin oy, işte Bee'nin altında 50 bin oy var. İkinci skinde diğer Bibi'nin altında 43 bin, Bee'nin altında 42 bin oy var. Ben size şu en önde gideni bir göstereyim. Bibi'nin yeni kostümü Super Gladiator Bibi. İsmi de bu şekilde. Bence çok tatlı bir skin olmuş. Hemen size şöyle YouTube'dan da kısa bir görüntüsü var, onu göstereyim. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde görünecek oyunda. Bence çok güzel. Ama yani ne bileyim, bana kalırsa şu skin daha da güzel duruyor. Kitsune Bibi. Siz de bir bakın isterim. Ya, görüntüye bakar mısın ya? Tam bir Terminator. Hemen Brawl Stars şeyinde gösterimi de göstereyim size. Gördüğünüz gibi hareketleri bu şekilde. Çok güzel değil mi ya? Oyun inşallah bu gelir yani. Hemen size Bibi'yi göstereceğim. Bee'nin skin de bu şekilde olacak. Çok tatlı olmuş bence. Arısı falan böyle üstte gezen uzay gemisi gibi olmuş. Hemen bunu da oyunda göstereyim. Oha, animasyona bak. Uzaylı ses, Space. Bee de bu şekilde. Hemen size ikinciyi de göstereyim. Bunlar birbirine çok yakın. Bu 50.000, bu 42.000. Yani geçebilir yani. Hiç belli olmaz. Of ya, efsane bir görüntü. Örümcek. Ama Bee'nin tatlılığını bozmuş bence ya. Bee tatlı bir karakter. Yani ben oynarken onu tatlı olarak şey yapıyorum. Bu biraz daha böyle ne bileyim canavarımsı olmuş. Kaybetme efekti bu şekilde. Güzelmiş. Neyse. Skinler bu şekilde. Bu skinler geleceği biliyoruz yani. Çünkü Supercell duyuru yaptı. Bibi ve işte Bee'ye skin yapacağını söylemişti. Onun dışında şöyle bir karakter paylaşacağını söyledi. Yani aslında Brawl Stars söylemedi bunu. Bütün her yerde dolanan bir isim Tato. Karakter hakkında pek bir bilgi yok. Yani nasıl bir vuruş olacağı, şey yapacağı falan ama yani böyle bir karakter paylaşılacağı söyleniyor. Ben de iletmek istedim bunu. Onun dışında bir bilgi buldum. Eğer bu olursa efsane ötesi bir şey olur. Gördüğünüz gibi Penny 2 kill almış ve 7 kupa almış. Colt ise 4 kill almış. Toplamda 9 kupa almış. Bu ne demek oluyor? Pusanlar, yani artık pusma devri kapanacak. Herkes böyle ne bileyim rush yapacak, işte saldıracak, kill almaya çalışacak. Çünkü kill sayısı arttıkça aldığın kupa sayısı da artacak. Eğer bu gelirse harbiden söylüyorum, oyunda efsane bir yenilik olmuş olur. Benim güncellemeyle bildiklerim bu kadar. Umarım size de bilgi verebilmişimdir. Bu tür videolar için lütfen like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız gerçekten mutlu olurum. Daha fazla sizi bekletmeden kaçıyorum. İyi günler, kalın sağlıcakla, bay bay.